Merhaba çocuklar, yine bir fen bilgisi ödev videosunda beraberiz. Bugün yine daha önce işlediğimiz dünyamızın şekli konusuyla ilgili ödevlerimizi beraber yapacağız. Şimdi hemen birinci etkinliğimize geçelim. Birinci etkinlik, bu resimde gördüğünüz çocuklar dünyanın yuvarlak olduğunu ispatlamak için nasıl bir yöntem uygulayabilirler diyor. Şimdi gördüğünüz gibi çocuklar dünyanın üzerinde aynı yöne doğru ilerliyorlar. Bazı denizciler de yapmıştı bu yöntemi. Dünyanın bir noktasında, belli bir noktasından aynı yöne doğru sürekli ilerlersek, dünya yuvarlak olduğu için tekrar ilk başladığımız noktaya ulaşırız. Bu çocuklar da aynı yönde dünyanın üzerinde hareket ettiklerine göre bu yöntemi uygulamaya çalışıyorlar diyebiliriz. Evet. Daima aynı yönde ilerleyerek başladıkları noktaya gelirler. Bu sayede dünyanın yuvarlak olduğunu ispatlamış olurlar. Şimdi ikinci etkinliğimize geçeceğiz. İkinci etkinliğimizde aşağıdaki ifadeleri doğru ifadelere göre doğru çıkışı bulalım. Şimdi burada bir ifade var. O ifadelere göre doğru ya da yanlış deyip yollarımızı belirleyeceğiz. En sonunda alttaki kutulardan birine varacağız. Numaralı kutulardan birine doğru çıkışımız o olacak. Şimdi dünyanın şekli tam bir küredir. İlk ifademiz. Bu doğru mu yanlış mı? Çocuklar bu yanlış. Çünkü biz dünyanın şeklini anlatırken ne dedik? Küre gibidir dedik. Tam bir küredir demedik. Neden? Çünkü dünya hatırlıyorsanız derste de anlatmıştım. Kutuplardan biraz basıktı. Tam düz yuvarlak değildi. O yüzden bu yanlış oluyor. Yanlış çıkışındaki ifadeye bakıyoruz. Yaklaşan bir geminin önce bacasını görmemizin nedeni dünyanın yuvarlak olmasıdır. Evet, yine derste de konuşmuştuk bu konuyu. Uzaktan bir gemi geldiğinde önce bacasını, direğini görüyorduk. Yavaş yavaş yaklaştıkça bütününü görmeye başlıyorduk. Dolayısıyla bu da doğru. Sonraki ifademiz, yani doğru seçeneği, doğru dediğimiz için buradaki ifadeye götürüyor ok bizi. Buradaki ifadeye bakalım. Sürekli aynı yöne gidersek dünyadan uzaya düşeriz. Çocuklar bu da yanlış. Neden? Şimdi dünya ne demiştik? Dünyanın merkezinde bir çekim kuvveti var ve bizi kendine doğru çekiyor. O yüzden yuvarlak olduğundan ötürü düşmeyiz. Böyle dünyanın çevresini dolanabiliriz. O yüzden bu da yanlış oluyor, düşeriz dediği için. Bu durumda bizim doğru çıkışımız, sonuç olarak çıkışımız 6 numaralı çıkış oluyor. Evet, diğer etkinlik sayfamıza geçelim. Aşağıdaki nesnelerden hangilerinin şekli dünyamızın şekline benzer işaretleyelim. Buna benzer dersinizde de buna benzer örnekler çözdük zaten. Top var. Daha yuvarlak olan nesneler dünyamızın şekline benzerdir çocuklar. Aynısı değil tabii ki. Evet, şimdi diğer etkinliğimize geçiyoruz. Dünya düz olsaydı sonuçları neler olabilirdi? Dümdüz olduğunu düşünün. Hep aynı yöne gittiğimizde ne oluyor? Dümdüz bir dünya. Aynı yöne gittik gittik. Bitti. Pat diye düşersin. Sonra bir geminin dünyanın yuvarlak dediğimizde yuvarlak olduğu için gemi bize gelirken önce bacasını sonra yaklaştıkça tamamını görüyoruz dedik ya. Dünya düzse eğer gözümüzün algılayabildiği noktalardaki her şeyi bütünüyle görürüz. Eğer düz olsaydı. Ufuk çizgisi oluşmazdı. Neydi ufuk çizgisi? Düz bir alanda karşıya baktığımızda yerle gökyüzünün birleştiği o çizgi ufuk çizgisi oluyor. Yani şimdi bakıyoruz etrafımızda binalar var. Binalardan tam algılamıyoruz ama düz bir yerde, düz bir alanda yerden böyle tam karşımıza baktığımızda gökyüzüyle yeryüzünün birleştiği o çizgiye ufuk çizgisi deniyor. Ufuk çizgisi oluşmazdı çocuklar. Çünkü dünya düz olduğu için gökyüzü böyle etrafında dönmeyecekti. O da düz olacaktı. Haliyle ufuk çizgisi oluşmazdı diyoruz. Evet, güneşin doğması ve batması hızlı olurdu. Şimdi
dünya yuvarlak olduğu için ve döndüğü için belli zamanlarda belli kısımları güneş görüyor dünyanın. Ama düz olsaydı bütün yeryüzü aynı anda güneş görür ve aynı anda karanlığa boğulurdu. O yüzden güneşin doğması ve batması daha hızlı olurdu. Dünyadaki bölgelerde sıcaklık farkları daha az olurdu. Yani düz olduğu için hemen her yer aynı açıyla alacaktı güneş ışığını. O yüzden de bütün yerlerdeki sıcaklıklar aynı olacaktı. Mesela yuvarlak olduğunu düşünelim. Dünyanın yani yuvarlak olduğunu düşünelim derken zaten yuvarlak. Dünyanın bir kısmı, belli bir kısmı güneşe dönük olduğu için diğer bir kısmı güneşsiz ve daha soğuk oluyor. Ve iki taraf arasında sıcaklık farkı belirgin oluyordu. Ama düz olsaydı hemen hemen her yer aynı sıcaklıkta olurdu. Evet, yeryüzündeki sular 6. maddede. Yeryüzündeki sular uzay boşluğuna akar ve kuraklık olur. Hani dedik ya dümdüz olsaydı dünya aynı yöne gittiğimizde ne olurdu? Düşerdik. Burada da yine aynı şekilde sular sürekli aktığı için dümdüz bir dünyada sular akıp akıp dünyanın sonunda uzaya dökülürdü. Evet, şimdi 5. etkinliğimize geçiyoruz. Aşağıdaki ifadelerin başına doğru veya yanlış ifadelerini koyalım. Birinci ifademize bakıyoruz. Pisagor dünyanın düz bir tepsi olduğunu öne sürmüştür. Hayır, yanlış. Çünkü Pisagor dünyanın küreye benzer bir şekli olduğunu öne süren bilim insanlarından biriydi. Geçmişten günümüze kadar dünyanın şekliyle ilgili görüşler değişmemiştir. Bu da yanlış çünkü ne demiştik? Dünyanın düz olduğunu söyleyen insanlar vardı. Dünyanın kare olduğunu söyleyen insanlar vardı. Dünyanın öküzlerin boynuzu üzerinde olduğunu söyleyen insanlar vardı. Ama günümüzde çok daha farklı görüşler var. Geçmişte dünyanın öküzün boynuzunda durduğuna inanılırdı. Doğru. Sürekli bir yöne giderek dünyanın yuvarlaklığı kanıtlanamaz. Bu yanlış çünkü bu şekilde dünyanın yuvarlaklığını kanıtlayan bilim insanları vardı. Dersimizde de işlemiştik. Eğer dünya düz olsaydı karşıdan gelen geminin tamamını aynı anda görebilirdik. Bu da doğru. Eğer dünya düz olsaydı gözümüzün görebileceği noktadaki her şeyi tamamıyla görürdük. Evet çocuklar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.